çalışacakmış. Ayağını kısa yazdık. Evet, 3 günlük kamp başladı. Hatta CHP'nin yoğun mesaisi bugün özellikle önemli gündem başlıklarıyla beraber başladı. Bugün özellikle önemli sunumlar vardı. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelik ekonomiye dair önemli bir sunum vardı. Dış politikaya dair yine bugün sunumlar oldu. Milletvekilleri bugün birbirlerine görüş alışverişlerinde de bulundular. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bugün milletvekillerine hitap etti, önemli mesajlar verdi. Özellikle iktidar mesajı dikkat çekti ama ekonomiye dair ağırlıklıydı bugünkü mesajları. Yanımızda CHP sözcüsü Faik Öztürk var. Aslında onunla ekonomiye verdiği mesajları bugünkü sunumu konuşmak istiyoruz. Efendim, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün siz de bir sunum yaptınız milletvekillerine. Ekonomiye dair mesajlar verdiniz, bilgilendirmede bulundunuz. Genel başkanın da bugünkü ekonomiye dair mesajları vardı. Oldukça dikkat çekiciydi. Siz neler söylemek istersiniz? Bugün tabii Türkiye'de baktığınız zaman en önemli sıkıntıların başında hayat pahalılığı, işsizlik, borç yükü altında ezilen esnaf, tüm aileler. Bunlar geliyor. Ekonomi son derece önemli. Sıkıntının başında ekonomi var. Dolayısıyla da bugün yani bu toplantının ana temalarından bir tanesi de ekonomi oldu. Özellikle ekonomiye dair elektrik şirketlerine yönelik mesela bugün genel başkanın verdiği mesajlar vardı. Siz o konuda neler düşünüyorsunuz? Yani bu kamp sürecinde aslında milletvekilleriyle ekonomiye dair nasıl görüş alışverişlerinde bulunuyor? Çünkü uzun süredir de sadece CHP'li milletvekilleri, yani 2,5 aylık bir meclis araya girdi ama sizin için bir ara değildi aslında, daha yoğun mesaiydi. Şimdi tabii bizim için bir ara söz konusu olmadı, biliyorsunuz bütün milletvekili arkadaşlarımız sahadaydı. Yine biz ekonomi masası olarak sahadaydık. Bundan sonra da sahada olmaya devam edeceğiz. Bundan da şikayetçi değiliz, milletimizin arasında olmaktan son derece mutluyuz. Şimdi bu mesela elektrik şirketleri meselesine gelince aslında geçtiğimiz ayın sonunda, yani dün değil evveli gün, 3. döneme ilişkin, dördüncü çeyreğine ilişkin EPDK tarafından elektrik fiyatlarının yayınlanması gerekiyordu. EPDK fiyatlara zam yok dedi ama bununla ilgili olarak resmi gazetede yayınlanması gereken evrağı yayınlamadı. Bu şunu gösteriyor, demek ki elektrik şirketleriyle EPDK arasında bir şey var, pazarlık sürüyor gidiyor. Genel başkanımızın da söylediği şey şu, yani işin kolayına kaçmayın, bu zamları vatandaşa yüklemeyin. Vatandaşın zaten zamdan burasına geldi, hayat pahalılığı vatandaşı ezip duruyor. Dolayısıyla bir şekilde bunu Tayyip Erdoğan'la EPDK ile çözmeye çalışın, vatandaşın üstüne gelirseniz, kolay yolu seçip vatandaşın üstüne gelirseniz bunun hesabını sorarız dedi. Peki dün de yeni yasama yılı açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mesajları vardı. Örneğin dikkat çekenlerden biri ekonominin sorumluluğu bize ait dedi. Bugünkü toplantıda bu başlık gündeme geldi mi? Nasıl değerlendirildi geldiyse? Yani bize ait demesi tabii önemli bir gelişme. Bundan önce bana ait diyordu. Demek ki şimdi artık tüm kabineye sorumluluğu yüklemeye çalışıyor. Çok açık söyleyeyim, yani burada ekonominin sorumluluğu ve bugün ekonomide yaşadığımız her şeyin sorumlusu Tayyip Erdoğan'dır. Ve onun şahsım hükümetidir. Onun yapmış olduğu yanlışlar bugün ekonomiyi bu noktaya getirmiştir. Şimdi dün yine diyor ki işte kuraklık oldu, şu oldu, bu oldu. Kuraklık oldu, o oldu, bu oldu. Sen tedbirini alsaydın. Yangınlarda da bu böyle oldu. Baktık uçağı uçuramadılar. Sel felaketi oldu. Bu sefer çıktı dedi ki dere yataklarına bina yapmışlar. Kim izin verdi bu dere yataklarına bina yapılmasına? Bugün kuraklık oldu, böyle oldu derken niye bir yıl önceden tedbirinizi almadınız? Bu kuraklığın geleceği belli. Dolayısıyla sürekli kuraklığa hazırlıklı olarak bu işleri yapmanız lazım. Ama maalesef Türkiye iyi yönetilmiyor. Hiç kimsenin, yani şu anda Erdoğan şahsım hükümeti 2018'de iş başına geldiğinden beri her şey çok kötü gidiyor. Gelirimiz azalıyor. Pahalılık zirve yapıyor. Türk lirası, Türk parası pul oluyor. Bütün bunları ve yani ne tabii afetlerle baş edilebiliyor. Bir de sürekli bu yanlışları, bu fiyat hareketlerini daha da, pahalılığı daha da arttıracak şekilde yapmaya devam ediyorlar. Yani daha en son şeyi hatırlayın.
Merkez Bankası Başkanı bir kural koymuştu. Demişti ki eğer enflasyon benim politika faizimi geçerse politika faizini yükselteceğim. Güzel. Ama enflasyon politika faizini geçti. Ama tutup da politika faizini arttırmak yerine başkan çıktı dedi ki bu enflasyon reisime uymadı. O zaman ben reisime bir enflasyon uydurayım dedi. Çekirdek enflasyonu ortaya attı. Çekirdek enflasyonu ben artık esas alacağım dediği günden itibaren Türk lirasının değeri elden kaçtı. Türk parası hızla pul olmaya başladı. En sonunda bir de bunu yaptıktan sonra faizi hiçbir açıklanamayacak şekilde, hiçbir nedenle hiçbir şekilde açıklanamayacak şekilde indirdiği için de döviz şu anda elden kaçmış vaziyette. Yani dolar karşısında Türk lirasının değeri büyük bir hızla azaldı. Şimdi tabii ilginç olan şu. Merkez Bankası Başkanı çıktı sonra dedi ki bu dedi böyle Türk lirasının değer kaybetmesinin aslında hiçbir nedeni yok dedi. Bu dedi Fed'in orada yaptığı açıklamadan kaynaklanıyor dedi. Ben de oturdum baktım. Dolar karşısında Türk lirası değer kaybetti. Ama Türk lirası İran'ın parası karşısında da değer kaybetmiş. Hindistan'ın parası karşısında da değer kaybetmiş. Şu komşumuz Bulgaristan'ın levası karşısında da aynı şekilde değer kaybetmiş. Ve o zaman Bulgaristan'ın, Hindistan'ın merkez bankaları ne açıklamalar yaptı da aynen Amerika'da olduğu gibi etkilendik? Bakın şudur. Çok ciddi yanlışlar yapıyorlar. Bugün Türk lirası elden kaçtıysa bunun nedeni Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası üzerindeki vesayetidir. Merkez Bankası'nın itibarını sıfıra indirmesidir. Merkez Bankaları itibar müessesesidir. Şimdi siz bunu sıfıra indireceksiniz. Ondan sonra kur artacak. Ondan sonra fiyatlar artacak. Arkasından dönüp diyeceksiniz ki biz zincir marketlerde fiyat denetimine çıkacağız. Polisiye tedbirler alacağız. Geçmiş olsun. Zaten zincir marketlerin bugün esnaf üzerinde böylesine büyük bir yük olmasının nedeni, sistem içinde böylesine büyük bir tekel oluşturmalarının temel nedeni Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar uyguladığı politikalar. Özellikle aslında Merkez Bankası'ndan bahsetmişken, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da bahsetti. Merkez Bankası'nın rezervinin 122 milyar dolar olduğunu söyledi. Bugün de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Merkez Bankası'nın kayıp rezervi yani 128 milyar doları tekrar sordu. Bu konuyla ilgili yani bu rezerv tartışmasıyla ilgili ne söylüyorsunuz? Bu konu gündeme geldi şimdi, mi? Şöyle Tayyip Erdoğan sadece bakkal dükkanındaki çekmecesindeki parayı dikkate eden bir bakkal gibi hareket ediyor. Normal olarak baktığınız zaman bir bakkal da hem çekmecesindeki paraya bakar, hem kasasındaki paraya bakar, hem de borcuna harcına bakar. Hepsini beraber toparlar, işlerin nasıl gittiğini görür. Şimdi bu geçtiğimiz mahalli idare seçimlerinde başlayan bir süreç içinde Merkez Bankası kendisine ait olan biriktirmiş olduğu 128 milyar doları Merkez Bankası'nın arka kapısından kamu bankalarına verdi. Kamu bankaları da bunu damat bakanın talimatıyla piyasalarda sattı. Nasıl sattı, kime ne haber verdi, vermedi, bunların hepsi tabii önümüzdeki dönemde araştırılması gereken meseleler. Ama sonuçta şöyle bir şey oldu. Merkez Bankası'nın elinde ihtiyaç duyduğunda, yani dışarıdan ters bir dalga geldiğinde Türk lirasına müdahale edebilecek para kalmadı. Ama param var diye göstermek için gitti swap işlemleri yaptı. Ne swap işlemi? Kısa bir vade içinde geri vermek kaydıyla borç aldı, kasasına koydu. Şimdi tabii bu işe düzgün bakanlar içeride dışarıda diyorlar ki o işe 122 milyar net rezervin var diyerek bakılmaz. O 122 milyar dolar net rezervden Merkez Bankası'nın kısa vadeli borçları düşülür. Bir bu. Düştüğünüz zaman burada da çeşitli hesaplar var. En mütevazi hesap
İşte bu Uluslararası Para Fonu'nun belirlediği bilanço sistemi içinde rezervleri hesaplamak o 37 milyar dolar. Bir de günlük bilançodan hesaplayabilirsiniz. O da 50 milyar dolar açık gösteriyor. Bırakın Merkez Bankası'nın kasasında para olmasını. Merkez Bankası'nın şu anda kısa vadeli borçlar bittiği takdirde ve yeni rezerv gelmezse onları ödeyebilecek takati yok. Kasa açık veriyor. Daha da önemlisi, bütün dünyada hani bu 122 milyar, oradan da bir bakalım. 122 milyar dolar rezerv dediği kısa vadeli borçların %60'ı. Yani kısa vadeli borçların ancak %60'ını bu rezervlerle ödeyebiliyor. Halbuki Brezilya'da dahi bu %160. Yani iki katına yaklaşıyor. Tedbirli, müdebbir davranan yönetimler rezervlerini kısa vadeli borçlarına göre belli bir şeyde tutarlar, seviyede tutarlar. Maalesef Erdoğan şahsi hükümeti bunu yapmamış. Bu da bizim tabii şeyimizi, Türk lirasını istikrarsız hale getiriyor. İstikrar derken bu yönetim, bu Erdoğan şahsi hükümeti istikrarsızlığın kaynağı olmuş. Hep söylüyorum. Bu ülkede hayat pahalılığı sonuç, Erdoğan şahsi hükümeti sebeptir. Son birkaç cümleyle aslında bu kampı değerlendirirsek ne söylemek istersiniz? Yani bu çalışma, değerlendirme toplantısı nasıl geçiyor? Yani CHP ne bekliyor? Son derece faydalı bir kamp. Hem aileler bir araya geliyor, hem de belli Türkiye'nin öncelikli konular üzerinde fikir alışverişinde bulunma imkanını buluyoruz. Genel başkanımız kendi düşüncelerini, talimatlarını gruba aktarıyor. O talimatlar çerçevesinde de grup nasıl hareket edeceği konusundaki önceliklerini belirliyor. Bence şu ana kadar bu kamp son derece faydalı oldu. Genel başkanımızın yaptığı konuşma bu kampın aslında iktidar kampı olduğunu gösterdi. Ve şu anda artık arkadaşlarımız bu kampta iktidar partisi milletvekilleri gibi çalışıyorlar. Çok teşekkür ederim.